Adım Atakan Temel, Karasu Kızılık Mahallesi'nde oturuyorum. Şimdi bizim yerimizin mevzusu 2007 senesinde başladı. Normalde bu sol tarafımda görünen yol eskiden burası sadece hayvanların kullandığı, bahçe yolu olarak kullanılan eski toprak bir yoldu. 2007 senesinde o zamanki yönetim Ahmet Genç tarafından buradaki bizim normalde bu arsamızın içinde 283 metrekare arsamızın içinde duvarları olan, iki katlı ahırı olan, burada bir deprem barakası, keresteden yapılma deprem barakası olan bir yerdi. 2007 senesinde burada seçimlere çok bir zaman kalmadığı dönemlerde Ahmet Genç yönetimi tarafından burası tebligat yapılmadan, ihbarname verilmeden yıkıldı. Yani bize hiçbir şekilde, hatta Mart'ın 2007 Mart'ında amcamın cenazesi olduğunda burada moloz yığınları içinde cenazeyi kaldırdık. Ben o zamanlar okuyordum, dışarıdaydım. 2011 senesinde Karasu'ya döndüğüm zaman, 2000 senesinden 2011 senesi arasında ben Karasu'da değildim. Tatillerde görüyordum, okuyordum. 2011 senesinde Karasu'ya geldiğimde o günün parasında bir 350 bin lira kadar paramız vardı. Dedik ki ev yapma girişiminde bulunalım. O zamanlar biz buraya bir ev girişiminde bulunduk. Zaten buranın, hadi biz yıkıldığı zamanlarda o zamanki yönetim şey demişti. Bizim ailemize ve amcama, burayı size iki katlı ev yapacağız, mağduriyetinizi gidereceğiz demişti. Tabii bunlar tutulmadı. Ben 2011 senesinde döndüğüm zaman burada bu sefer ev yapmak girişiminde belediyeye gittiğimde imar durumunu sorgulatmak için ben buranın 80 metrekare arsanın kamulaştırmasız el atma şeklinde bir girişiminde bulunduğunu, hatta işgal edildiğini gördüm. Zaten benim elimdeki evrakların hepsinde CİMER yazışmalarım, verdiğim dilekçelerin tarihleri, her şey var. Ben 2011 senesinden itibaren burada normal hukuksal haklarımı aramaya da başladım. Şimdi o günden 2015 senesine kadar bir yazışma dönemimiz oldu. Mehmet İspir yönetimi zamanında. O dönemde biz pek bir şey bulamadık. İstediğimiz şeyi bulamadık. Yani bizim buradaki aslında amacımız bir kesinlikle sosyal medyada ilk burası gündem olduğunda çok farklı mevzular dönüldü. Yani orada anlatılan işte insanların söylediği, işte bu zamana kadar neredeydi, işte para mı bekliyordu. Bizim kesinlikle şu zamana kadar ne belediyeden ne Karasu Belediyesi'nin herhangi gibi bağlı olduğu şirketten bir kuruş bile herhangi bir para almadık. Herhangi bir yardım almadık. Herhangi başka bir yere karşılık bir şey almadık. Bundan dolayı da yani Karasu Belediyesi bu yerle ilgili bize hiçbir ödeme, hizmet, herhangi bir şey vermedi. Şimdi burada 2015 senesinden sonra ben o zamanki yerel gazetelerden bir tanesine Mehmet İspir ile ilgili benim dilekçelerime cevap vermemesinden ötürü ve hani muhatap bulamamından ötürü bir yazı yazdırdım. Ondan sonra Mehmet Başkan'la diyaloglarımız başladı. Biz tam diyaloglarımızı başlattıktan sonra işi tatlıya bağlayacaktık. İşte size verilen sözü tutacağım, iki katlı evinizi yapacağım dediğinde biz projemizi çizdirdik. Bunun için de para verdik. Tam bu aşamaya geldiğimiz zaman bu sefer de darbe oldu. Darbenin peşine zaten bir zaman belediyeye gidemedik. Ülkenin şartlarından dolayı. Daha sonrasında Mehmet Başkan'ın annesi öldü. Bir zaman öyle geçti. Şimdi bürokrasi işleri biraz şeydir. Bürokrasi işleri biraz sorunlu bu şekilde şöyle oluyor. Bürokraside zaman olduğu için, zaman aşımları olduğu için, yani bir şeyle ilgili gittiğinizde en az 3 ay öteye atıyorlar sizi. Bu arada da biz tabii gene gittiğimizde bu sefer de belediye müfettişler basmıştı. Şu Karasu Belediyesi'nin eski dönemindeki müfettiş baskını bizim zamanımıza denk gelmiş. Peşinden seçimler geldi. Biz bu işi Karasu Belediyesi'nde çözemedik. Yani Mehmet İspir döneminde de çözemedik. Sonra İshak Başkan geldi. Benim şimdi bir kere şahıslarla hiçbir işim yok. Yani mevcut başkanlarla hiçbir işim yok. Benim kurumla işim var. Çünkü biz muhatabımız kurum. Yani oradaki koltukta oturanlar kesinlikle geçici. Baki olan kurumlardır, devlettir. Bundan dolayı da biz İshak Başkan burayı ilk yani dümdüz yaptığı zaman, bunların da fotoğrafları var. Buraları, bu yeni asfaltın en son halinin olacağı zaman, buraları yıktıkları zaman, yani asfaltları söküp yapılacak aşamaya, dolgu yapılacak pozisyondayken ben İshak Başkan'la birebir görüşmem oldu. Anlattıklarımın hiçbirinde kesinlikle hiçbir çıkarım yok. Hiçbir siyasi beklentim yok. Kimseden bir peşkeş ihtiyacım yok.
Yani biz kimseden bir kuruş fazlasını istemiyoruz. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımızdan bir kuruş fazlasını kimse bize vermesin. Bundan dolayı işte biz İshak Başkan'la burada görüşmeye başladığımızda, ilk sözlü görüşmemizde ben durumu anlattım. Burada daha fazlasını söyledim. Dedim ki bu işi nasıl çözeriz? O zaman başkan da bana kalktı. Dedi ki bizim belediyenin mevcut şu anki ekonomik durumları belli. Biz ay sonunu zor getiriyoruz. Biz sizinle masaya pazarlık yapmak için oturamayız dedi. Ondan sonra ben tabii o gününde hemen buranın aplikasyonunu çizdirdim. Burayı şu gördüğünüz arsa bizim Topulu arsamız. Aplikasyonda da yani tapum 2 sene önce yenilendi. Annemin üstüne kaydettirdim burayı. O zamanda da bu gördüğümüz sınır şeyde de işli şu anda. Benim tapumda da işli. Ben terklerimi vermedim. Şimdi burada şöyle bir iş var. Birincisi karşı tarafa hiç girilmezken tamamen bizim arsamıza girip burayı üçgene çevirdiler. Ben bunun peşinden bu sefer belediyeyle yazışmalara başladım. Yani yazdığım dilekçelere cevap vermeyi bırakın. Yani burada ben diyorum ki size en basit örneği şu şekilde anlatayım. 280 metrekare, 83 metrekare bir arsam var. Bu arsama ben ev yapma niyetli gittiğimde çıkmalarını vereceksin, terklerini vereceksin dediler. Bu arsamıza biz yıktıkları yerin yani 80 metrekarenin bedelini istediğimizde size bir şey yok diyorlar. Yıktıklarınız ahırın, barakanın parasını verdiğimizde size bir şey vermeyiz diyorlar. Aldığınız yerin parasını vermiyorsunuz. Yıktığınız yerin parasını vermiyorsunuz. Diyorum ki kalana ben hani bir 80-90 metrekare temel atayım. Yani bununla ruhsatıma kolaylık sağlayın. Bu sefer de kalan yere de bir şey yapamazsın diyorlar. Yani hangi ülkede yaşıyoruz? Yani bu insanlar biz burayı ata toprağı burası. Kimseden biz burayı almadık. Yani kimseden bize şey olmadı. Atamızdan kaldı ya. Biz buranın vermenin peşinde değiliz. Ama burayı çözmemek adına ondan sonra neyse ben ondan sonra burayı dubalarla çevirdim. Dubalarla çevirmemin sebebi burada insanların canının yanmaması. Çünkü karşımda sorumsuz insanların olduğunu biliyorum. Bu sorumsuzluklarından dolayı buraya herhangi bakın geçen Nisan Mart ayında yapıldı dubaları çaktım ben buraya. O günden bugüne kadar şu belediye hiç bir tane buraya uyarı levhası takmadı. O kadar kaza olma olasılığı hatta kaza bile oldu burada. Bir kere bile levha takmadı. Şu anda da aynı şekilde. Benim vicdanım el vermedi. Yani bizim vicdanımız el vermedi burada bir insanların canının yanmasına. O yüzden biz demir çakıp işte üstlerine de bu şekilde turuncu bir file geldik. Yani burada aslında şöyle belediye bizi muhatap almıyor. En son İshak Sarı ile görüşmeye gittiğimde aslında bunu çok uzun uzun anlatabilirim ama kısa kesmek istiyorum. En son İshak Sarı ile Sayın İshak Sarı ile görüşmeye gittiğimde aslında onunla görüşmeye gitmedim. Ben imar işleri müdürünle görüşmeye gittim. Onunla koridorda denk geldik. Burada dedim ki başkan bana böyle hayırdır tarzı ne oldu niye geldin dedi. Dedim ki başkanım obdüsman kararı var ki obdüsman'da karar verdi kamu denetçileri kuruludur. Buna karar verdi. Kararda da aynen şu şekilde yapıyor yazıyor. Diyor ki bizim yerimizle alakalı ya trampa yapacaksınız ya takas yapacaksınız. Ya da burayı kamulaştırıp vatandaşın parasını vereceksiniz. Ama KDK kararı tavsiye niteliğinde. Yani bir yaptırım yok. Belediye de bunu bu şekilde algılıyor. Tavsiye niteliğinde olduğundan dolayı. Bundan sonra ben İshak Bey'e dedim ki başkanım bu işi çözelim. Yani aramızda halledelim. Uzatmayalım ki kesinlikle çok iyi niyetli davranıyorum. Hiç kimseden bir çıkarım yok, beklentim yok, hiçbir şeyim yok. Biz de buraya bir kuruş fazlasını kimseden istemiyoruz. Biz hak olanını istiyoruz. Kimsenin hakkı bize geçmesin. İshak Başkan'a dediğimde dedi ki git mahkemeye ver. Ben burayı mahkemeye vermeyeceğim. Burada yapılan usulsüzlük var. Burada kanunların normalde uygulaması gereken ki yazışmalarımı size göstersem yani o kadar böyle saçma sapan cevaplar verilmiş ki yazışmalarda. Ya o yüzden dedim ki ben de buraya şey yapmak istiyorum. Evet sen mahkemeye ver dedi bana. Sonra mahkemeye vermeyeceğimi söyledim. Ondan sonra bana dedi ki sen benim muhatabım değilsin. Şimdi benim burası arsam. Benim dedemden kalma yer. Yani annemin üstüne kayıtlı olmasından dolayı ki ben obdüsmana yazdığım zaman kendi adımla dilekçemi yazdım ve kabul ettiler. Mirasçısı olduğundan dolayı. Şimdi arkadaş bana diyor ki sen benim muhatabım değilsin. Böyle bir uslup, böyle bir bakış açısı olamaz. Hele konumu itibariyle yani 60 bin, 70 bin insana hizmet veren, hizmet vermek için o koltuğa oturan insanlar bu şekilde hakir kimseyi göremezler.
Benim ondan sonra konuşmamız devam ederken bu sefer size ben bir şey anlatamayacağım. Siz de biz orta yolu bulamayacağız. Ben arsamı duvarla çevireceğim dedi. İshak Bey de dedi ki sen duvarla çevir, ben de yıkarım. Şimdi bu resleşmek, yani kişisel egolar, bunlar olmaması gereken şeyler. Yani kurumların başındaki insanların bu şekilde davranmaması gerekiyor. Size samimiyetle söyleyebilirim ki ben buraya mahkemeye verdiğim zaman bir sene, bilemedin iki sene içinde ben burayı çözerim. Ben buradaki paramı alırım. Bunu yapmama da belki gerek yok. Ama ben susacağım, o susacak, bu susacak. Kim konuşacak bu memlekette? Yani bu insanların bu şekilde vatandaşa davranmasına kim tepki gösterecek? Ben bu sebepten dolayı yasal haklarıma dayanarak burada hukuksuz bir şey yapmıyorum ki. Yapıyor olsam şu anda beni ceza yağmuruna tutmuşlardı. Ben bu şekilde bir eylem planı, yani biz bu şekilde bir eyleme geçtik. Yani burada insanlar, bu Karasu'da onlarca böyle sorun var. Yani şimdi sahilde misal olarak 15 milyonluk proje yapılıyor ama Karasu'da onlarca tapulu araziye girilmiş, kamulaştırmasız el yapılmış. Kanunun boşluklarından yararlanıyorlar. Halbuki devlet demiş, kanun açıkça belirtmiş, kamulaştırmanın usulünü, nizamını, sıralamasını söylemiş. Yani bu sıralamaya uymayıp, yani böyle kanunun açıklarından yararlanıp, insanlara tepeden bakıp hakir görerek, onları böyle dinlemeyerek çok işi başka yerlere götürüyorlar. Ben de bu işte karşılığında, onların hak ettiği karşılığın bu olduğunu düşündüğümden bu eylemi yapıyorum. Burada da yani kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. O yüzden bu şekilde file geldik. İnşallah hani bu tarz olaylara ışık olmak adına bu olayda güzel sonuçlanır. Ve insanlarımız bu şekilde yani kesin bir kere insanların hak olanını alması için savcıya, hakime gitmesine gerek yok. Yani bana hak olarak burada bir kamulaştırma yapacaksan veya buraya bir yol yapacaksan, benim tapulu arazime giriyorsan, ki kalanında da bir şey yaptırmıyor. Yani işin en komik tarafı da bu. Ya yani 80 metrekare arsaya giriyorsun, üçgene çeviriyorsun. Ondan sonra kalanını kullanalım diyorum. Kalanına bir şey yapamazsın diyor. Al diyorum, almıyor. Yani hiçbir şey yapmıyorlar. Trampaya yapalım diyorum. Yapmıyorlar. Yani biz yeri ne yapalım? Mundar mı edelim? O yüzden inşallah bu ve buna benzer durumlarda Karasu Belediyesi bakış açısını değiştirir. Değiştirmesi ümit ediyorum. Hayırlısı olsun herkesin adına. Teşekkürler.